Ama neydi? Bizim kuralımız vardı. Neydi? 3 yıllık bir staj dönemim var. Hadi yüksek lisans yaptım. Hadi odaların kursuna gittim. Peki ya benim sınavıma çok fazla uzun zaman yoksa? Sabahın 9'unda 3 saatlik bir periyot bizi bekliyor. Finansal muhasebe. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeterlik sınavlarında çıkan konulara ilişkin, derslere ilişkin, sınavlara ilişkin bir takım bilgiler vereceğim efendim. Şimdi hep merak edilen yerler vardır. Yeterlikte hangi dersler var? Bu derslere nasıl çalışmamız gerekir? Sınavlar nasıl geçer? Sınav periyodu uzun mu? Sınavda hesap makinesi veriliyor mu? Hesap planı var mı? Ya da puan hesaplaması nasıl olur? Yani nasıl başarı elde ederim? Noktasında bir takım sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlara ilişkin bir takım aydınlatıcı bilgiler vereceğim. Önceliğimiz şu olacak. Yeterlikte puan hesaplaması nasıl yapılır? Kaç ders vardır? Bunları geçmek için kaç puan almam gerekir? Arkadaşlar yeterlikte 8 dersle muhatap olacaksınız. Bunlardan bir tanesi finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, finansal tablo analizi, muhasebe denetimi, meslek hukuku, SPK, temel hukuk ve vergi hukuku olmak üzere toplamda 8 dersten sorumlusunuz. Ve bunların her birinden başarılı olabilmeniz için en az 50 puan almanız gerekir. Yeter mi? Yetmez. Bu 8 dersin dışında bir de staj notunuz vardır. Yani staj notunda belli bir seviyede bir not almanız lazım. Staj yaptığınız kurumdan, mali müşavirden en alt limiti minimum 80 almanız gerekir. Yani bunu biz tezkiye notu deriz. Şimdi olay şu, 50 puan almak yeterli mi? Yani toplamda 8 tane dersin var. 50 aldığın zaman geçiyor muyum hocam hepsinden? Evet, geçiyorsunuz. Her birinden 50 puan almanız sizin için yeterlidir efendim. Staj notundan da 80 puan almanız durumunda sevgili arkadaşlar teknik olarak bakın. Teknik olarak hepsinden başarılı olmuş oluyorsunuz. Ama bir sorun var. 8 parçalı dersten muhatabız. Stajı da dahil ettiğimiz zaman sevgili arkadaşlar toplamda ne oluyor? 9 parça. 9 parçanın ortalaması 60 olacak. Basit bir hesap yapalım. 9 kere 6 ne yapar? 54. Yani toplamda sizin biriktirmeniz gereken puan 540 puanı biriktirmek zorundasınız. Ama biraz önce bir kural geliştirdik. Teknik olarak geçeceğimiz bir sınırı vardı. Neydi o? 8 tane dersim var. Her birinden 50 alırsam geçiyor muyum? Evet. Staj notundan 80 alınca başarılı sayılıyor muyum? Evet. Toplayın bakalım 480. Ama neydi? Bizim kuralımız vardı. Neydi? 540'ı toplamamız gerekirdi. Dolayısıyla teknik olarak bütün derslerden geçmiş sayısınız dahi, staj notunuz 80 ve üzeri olsa dahi sevgili arkadaşlar toplayacağınız puan 480 puan edecek ve siz yine ruhsat alamayacaksınız. Bu yüzden bizim 540'a ulaşmamız lazım. Peki basit bir hesap yapalım. İkinci bir hesaplama yapalım. Staj notumuzun 100 olduğunu düşünelim. 8 dersin bir tanesinin 90 olduğunu düşünelim. Geriye kalan 7 tane dersin de 50 olduğunu hayal edin efendim. Bakın bunların toplamı ise 540 puanı verecektir. 9 parçaya böldüğünüz zaman da ortalamanız 60 olacak ve ruhsatı alacaksınızdır. İşte birinci dikkat etmeniz gereken olay bu. Yani günün sonunda sizin 50'yi geçmeniz, 80'i geçmeniz ve topladığınız puanların da 540 puan olması gerekir ruhsatı alabilmeniz için. Başka, bununla beraber sevgili arkadaşlar diyelim ki biz sınava hazırlık periyodunda ben bütün derslere girmek istemiyorum ilk sınavımda. Sadece 2 tanesine hazırlandım ve 2 tanesinin parasını yatırıp 2 tanesinin sınavına girmek istiyorum diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Eğer bu sınavlara başladıysanız İlk seferde tamamının ücretini yatırmak zorundasınız. İlk sınavı zorunlu tutuyorlar. Bunun belli bir sebebi var, mantıksal bir açıklaması var. İlk sınavda bütün ücretleri yatırıp bu sınavın hepsine tamamına girdiğinizi varsayıyorlar. Neden? Çünkü bu süreci 3 yıl içerisinde bitirmek zorundasınız efendim. Eğer bir sınava girdiyseniz bütün derslerden girmiş sayılıyorsunuz ve sizin önünüze bir periyot çıkıyor. Eğer ki bu 8 dersin 7'sini verip bir tanesinden daha iyi kalırsanız ve 3 yıl içerisinde bu derslerin tamamını tamamlayamazsanız şayet maalesef ara veriyorsunuz. 6 aylık bir ara verme dilimi vardır, bunu unutmayın efendim. Peki 6 aydan sonra ne oluyor? 6 aydan sonra maalesef sevgili arkadaşlar sil baştan başlıyoruz. Sil baştan başlamak gerek bazen, maalesef sil baştan başlıyoruz. Yine 3 yıllık periyot sil baştan tekrardan başlamış oluyor. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken noktalardan biri bu. Puan hesaplamalarında sevgili arkadaşlar 60 puan ortalamayı tutturmanız gerekiyor. 540'ı tamamlamanız gerekiyor. Ve 3 yıl içerisinde bu sınavı halletmeniz gerekiyor. Yoksa 6 aylık bir ara ve sil başlar efendim. Arkadaşlar sınavlar belirlenen takvimde cumartesi pazar günleri yapılıyor. Yani
4 dersi biz cumartesi günü, kalan 4 dersi de pazar günü görüyoruz. Dikkat edin, önemli bir bilgi. Finansal muhasebe 3 saat, SPK sadece 1 saat, diğer bütün dersler 1,5 saatlik bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştiriliyor. Ama 2 gün alıyor efendim. Cumartesi sabahtan bir başlıyorsunuz akşama kadar. Pazar günü bir başlıyorsunuz akşama kadar. Peki hangileri cumartesi günü? Denetimle başlıyorsunuz sabah 9'da. 1,5 saatlik bir zaman diliminiz var. Bir ara veriyorlar. Ondan sonrasında sevgili arkadaşlar meslek hukuku, vergi hukuku ve temel hukuk dersleriyle beraber ilk günü tamamlıyorsunuz. Yani cumartesi günü tamamlıyorsunuz. Ve daha sonrasında pazar gününe geldiğimiz zaman da sabahın 9'unda 3 saatlik bir periyot bizi bekliyor. Finansal muhasebe. 3 saat. 12'ye kadar sürecek. Akabinde devamında belli bir aradan sonra finansal tablo analizi, belli bir aradan sonra maliyet muhasebesi ve en sonunda da SPK ile beraber bu sınavları tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Cumartesi pazar dağılımı bu şekilde. Şimdi sınavlarda bazı detaylar var merak ettiğiniz. Mesela finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, finansal tablo analizi gibi sayısal dersler var. Burada hesaplamalar var. Bu hesaplamalarda sevgili arkadaşlar bizim bir hesap makinesine ihtiyacımız var. İşte bu hesap makinesini kullanmamız zorunlu mu? Sevgili arkadaşlar ya da yasak mı değil mi noktasında bazı arkadaşlarımızın bu konuda merak ettiği sorular oluyor. Hesap makinesi kullanmak serbest. Bütün derslerde mi? Hayır, elbette değil. Hesap makinesi finansal muhasebe, finansal tablo analizi ve maliyet muhasebe sınavlarında serbest efendim. Bunu unutmayın. Bununla beraber finansal muhasebede öğrenciler merak ediyor çoğunluğu. Çünkü hani çoktan seçmeli değil ya sorular. Orada görüp işaretlenecek bir durum yok. Kendileri yazmaları gerekiyor. Dolayısıyla hesap planını çoğu kişi hatırlamayabilir. Hesap planının numaralarıyla ve isimleriyle yazmak mı gerekiyor? Evet, numarasını da yazmak gerekiyor. Koskoca hesap planı, yani 100 nolu kasadan başlayıp 900 lira kadar çıkan bir hesap planı var. Her birini tek tek ezberlemek mümkün mü? Değil. Hesap planı var. Öncelikle şunu unutmayın. Finansal muhasebede hesap planı var. Hatta hazır bir şablon veriyorlar. Yani bir yevmiye kaydı şablonu. Bununla beraber bir de büyük defter şablonunu boş haliyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın. Bununla beraber tekrar söylüyorum. Ben 3 tane sınava hazırlanacağım. İlk sınavda 3'üne gireceğim. Böyle bir şey yok. 3 tanesine hazırlanıp 3'üne girebilirsin. Ama 8'inin parasını yatıracaksın. 8 tanesinin parasını yatırıp hepsine girme hakkın var efendim. İlk sınavda. Şunu tavsiye etmiyorum mesela. Bazen öğrenciler 8 tane dersin tamamının ücretini yatırıyor ama diyor ki hocam ben öbür sınavlara girmeyeceğim. Hakkım var biliyorum farkındayım. Ama ben sadece 3 tanesine çalıştım. 3'üne gireceğim diğerlerini de bir sonraki döneme atacağım diyebiliyorlar. Tavsiye etmiyorum. Yani zaten bana tanınmış bir hak var. Ödemesini yaptığım bir sınav var. Çalışmamış olsanız dahi o sınava girin. Aklınıza gelen şeyleri yazın. Klasik bir sınavdır efendim. Mutlaka bir puan değeri olacaktır. Hatta birçok dersten belki başarılı olacaksınızdır efendim. Yani 8 tane dersin 3'ünü hazırlandım. Hazır hissediyorum kendimi. Girdim sınava ama Fuat Hoca'nın tavsiyesine uydum. Diğer 5'ine de bir gireyim bakalım. Belki 2 tanesinden de geçeceksin. Yani toplamda 8'de 3 yapmayı hedeflerken belki 8'de 5 yapacaksın. Bunu defalarca şahit oldum buna. Bu önerimle sınava giren öğrencilerim oldu ve bundan fayda sağladılar efendim. Size tavsiyem de budur. Yani ilk sınavda hepsini hazırlanmamış olabilirsiniz. Zaman darlığı olmuş olabilir. Ama parayı mecbur yatırıyorsunuz. Sınava giriş hakkı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla da bütün derslere girmenizi öneriyorum, tavsiye ediyorum. Bu önemli. En önemli parçaya geldim efendim. En belirleyici yer. Hocam stajı geçtim. 3 yıllık bir staj dönemim var. Hadi yüksek lisans yaptım. Hadi odaların kursuna gittim. Bir şekilde bunun süreyi, staj süresini düşürdüm. Dolayısıyla ben sınava ne zaman hazırlanmam gerekir? Ne kadar erken başlamam gerekir? Stajı geçer geçmez yeterlikleri hazırlanmalı mıyız? Hayır elbette değil. Bu kadar abartmayalım. Sevgili arkadaşlar gözünüzde büyüteceğiniz bir sınav değil bu. Hocam ama klasik bir sınav sonuçta ezber yapmamız gerekiyor. Hayır değil. Değil. 3 yıllık bir periyot çok uzun bir periyot. Unutursunuz çünkü. Mevzuat değişir, başka şeyler olur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada benim önerim eğer zamanınız varsa, sınava henüz çok varsa sevgili arkadaşlar 6 ay öncesinde bir planlama yapın. Yani 2 sınav dönemi öncesinde planlamanızı yapınız. Ben olsam öyle yapardım. Yani 3 aylık bir periyodu, 3 aylık bir periyodu bölerdim 2'ye. 2 farklı periyotta yürütürdüm eğitimimi. Daha doğrusu sınav hazırlığımı bu şekilde yürütürdüm. İlk periyotta ne yapardım? Kesin finansal muhasebe önce alırdım. Finansal muhasebe, daha doğrusu önce ondan başlardım. Önceliğimi ona verirdim. Finansal muhasebe zaten staj döneminde gördüğümüz hesapların işleyişi, kapanış işlemleri, envanter işlemleri, günlük işlemlerden oluşan ve bizim aşina olduğumuz konulardır efendim. Yani bizi zorlamayacak bir derstir.
Dolayısıyla benim tavsiyem öncelikle finansal muhasebeye öncelik vermeniz. Monografi düzeninde yapılır. Bunlara ilişkin sevgili arkadaşlar kaynaklar edinerek bunlara çalışabilirsiniz. Bununla beraber ikinci dersim benim tavsiyem. Finansal muhasebeyi koyduk. Devamında finansal tablo analizi. Oranlar, hesaplamalar bunları ele alırdım. Finansal tablo analizi ve buraya mutlaka sözel dersler koyardım. Denetim ve meslek hukuku. Meslek hukuku çok bir şey değil. Çok zor bir alan değil daha doğrusu. 3568 sayılı yasayı soruyorlar sevgili arkadaşlar. Hatta çıkmış sınav soruları üzerinden meslek hukukunu çalışırdım. Yani ekstra bir nota falan gerek duymadan çıkmış sınav soruları üzerinden. Meslek hukukunda çok değişen bir şey de yok çünkü. Ama burada denetime öncelik verirdim. Denetim biraz da bir bağımsız denetim standartları olduğu için sevgili arkadaşlar, biraz da ezbere dayalı olduğu için önceden hazırlanmak, yani 6 aylık periyodun ilk 3 ayında denetimi öne çekmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla önerilerimi söylüyorum. Finansal muhasebe, finansal tablo analizi, denetim ve meslek hukuku bu dördünü ilk periyotta, ilk 3 aylık hazırlık periyodunda öne çekebilirsiniz. Devamında son 3 ayda mesela vergi hukuku. Neden vergi hukukunu son 3 aylık periyoda? Yani sınav dönemini aktarıyorum. Tam sınava gireceğim o 3 aya aktarıyorum. Vergi hukuku değişebilir çünkü. Mevzuat değişebilir. Çok sıklıkla güncellemeler oluyor. Dolayısıyla vergi hukukunu mutlaka son periyoda atardım. Çalışma periyodunu. Ama bununla beraber mesela maliyet muhasebesi. Maliyet muhasebesi sayısal bir derstir sevgili arkadaşlar. Zor bir derstir. Onu da son 3 aylık periyoda atardım ki unutmayın diye. Unutmayın. Taze taze bu bilgilerle gireyim diye. Ve tabii ki SPK ve temel hukuk derslerinde son periyotta değerlendirmeyi alırım. Yani 8 dersi bölerdim efendim. Peki ya benim sınavıma çok fazla uzun zaman yoksa? Ya önümüzdeki ilk sınava gireceksem? 6 aylık, 1 senelik bir zaman dilimim yoksa? 3 ay sonra çat kapı geldi, sınava geldi. Ne yapacağım? Hepsini yapabilir miyim? Elbette yapabilirsiniz. Zaman ayırdıktan sonra sevgili arkadaşlar bunun hepsini yapabilirsiniz. 3 aylık bir periyotta da yeterli zamanınız varsa bu sınavları 8'in tamamını da verebilirsiniz efendim. Peki bu noktalarda biz neler yapıyoruz? Yani Fuatucu.net ailesi olarak biz bu olayın neresindeyiz efendim? Yeterlikle biz öğrencilerimize farklı bir seçenek sunuyoruz. Var olan derslerimizin tamamını sistem üzerinden öğrencilerimize açıyoruz. Öğrencilerimiz platforma giriş yaptıkları zaman zaten içeride bir dünya ile karşılaşıyorlar. Daha önceden hazırlığımızı yaptığımız bir organizasyon var ve bu sınav müfredatına göre, sınav formatına göre biz bunların kayıtlarını hazır ettik ve sisteme otomatik olarak bunları yüklüyoruz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar biz aynı zamanda canlı dersler gerçekleştiriyoruz. Zaten kayıttan biz bir platform verdik öğrencilere. Alın izleyin. Hadi ondan sonra da sınava girin demiyoruz. Aynı zamanda üstüne bir de canlı dersler gerçekleştiriyoruz efendim. Tabii ki onların da aynı şekilde benzer şekilde bir yıl sonrasında kayda dönüyor. Ama biz öğrencilerimizin sevgili arkadaşlar canlı dersler başlayana kadar boş zaman geçirmesini istemiyoruz. Dolayısıyla biz kayıt olan öğrencilerimizin tamamına sistem üzerinden var olan bir dünyaya davet ediyoruz aslına bakarsanız. Burada biz canlı derslere başlamadan önce öğrencilerimiz ön hazırlıklarını yapıyorlar, canlı derslere katılıyorlar. Daha sonrasında sevgili kardeşlerim yani ikinci kez tekrara kavuşmuş oluyorlar. En sonunda sınav dönemine yakın kamp programı ya da tekrar dersleri diyebileceğimiz derslerle beraber üçüncü tekrarlarımızı yaparak öğrencilerimizi sınava uğurluyoruz. Tabii platformda bütün çıkmış sınav sorularına ilişkin sevgili arkadaşlar bir alan olacak. Alan görebileceksiniz. Çıkmış sınav sorularına ilişkin, onların çözümlerine ilişkin alanları da görebileceksiniz. Kendi özgün sorularımız da olacak size verdiğimiz. Bu şekilde sevgili arkadaşlar biz öğrencilerimizi sınava uğurluyoruz. Evet, özetle sevgili arkadaşlar ister 6 aylık bir periyot dilimi olsun, ister 3 aylık bir periyot dilimi olsun. Bu sınavları doğru bir stratejiyle, doğru bir planlamayla tek seferde yapabilirsiniz. Beraber başladığımız bu yolda beraber bitirmek dileğiyle.